Selamun Aleyküm kıymetli izleyiciler. Evet yine Kur'an-ı Kerim'i daha düzgün okuma, yeni bilgilerle işimizi kolaylaştırma adına buradayız. Hemen sizlere hoş geldin diyor ve Eulü besmelemizi çekiyoruz. Eûzu mineşşeytânirracîm. <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyiciler, bir önceki konularda birkaç ders öğrendiğimiz konuları bugün tekrar etmeye çalışacağız. Dediğimiz gibi bundan sonra tecbitlerle birlikte asıl olan güzel telaffuz ve öğreneceğimiz yeni sureleri nasıl okuyacağımıza dair birlikte meş yapmak. Evet öğrendiğimiz sonki tecbitlerden iklap. İklap evet hatırlayalım neydi iklap? Evet önce ne yapalım? Ten, e, tarifini söyleyelim. Çevirmek demek. Kısaca çevirmek. Peki ne, neyi neye çeviriyorduk? Evet. Mim gibi tutup B'ye çeviriyorduk. Önce yani kelimeyi efendim hemen burada örneklerini gösterelim. Semi'un basir. Bu şekilde mim gibi tutup B'ye çeviriyorduk ama ne zaman oluşuyordu? tenvin veya nunu sakinden sonra bir harf vardı iklab harfi işte b harfi geldiği zaman uyguladığımız e, tatbikat şu şekilde leyun bevenne leyun yine her zaman e, çünkü kulağımıza geliyor daha iyi öğrenmek isteyen e, seyircilerimiz oluyor onlara yol açma bakımından orijinal metinlerinde zaman zaman okuyoruz tariflerini. El iklabu huve kalbun nunu sakineti evit tenvini mimen halisan ve ihvauha indel ba'i bi Evet burada yine diyor ki halis mimi efendim b'ye çevirmek ve de gunne yaparak bir de tutarak e gunne neydi? Evet, hiya sautun yahrucu anil hayşum. Yani sesi genizden gelen sese de ne diyorduk? Gunne. Evet, işte burada hemen uygulamış olalım yine. Semiun besir. Evet, dikkatinizi çekiyorum. Sesi nasıl genize verdiğimi ifade etmek adına işaret ediyorum. Semi'un besir. Aynı zamanda önce ne yapıyoruz? Mim gibi tutuyoruz. Sonra B harfini okumuş oluyoruz. Yine bu örneğe bakalım. Le bezen Burada da yine evet ee, okuduğumuz şekliyle yazılımını görüyorsunuz. Semiun Basir. <Sessizlik> evet, iklabı bu şekilde hatırlamış olduk. Sonra neyi öğrenmiştik? İdgamı misleyin İdgam mislain'de kısaca misli misline uğradığı zaman ne demek misli misli yani aynı harfin peş peşe gelmesi evet işte burada zel harfi değil mi iki tane zel harfi görüyoruz ama çok önemli birincisi sakin yani cezimli ikincisi harekeli o zaman aynı harfi ayrı ayrı okunmamaya dikkat ederek idgam yaparak e, uygulanmış oluyoruz Hemen bakalım İzzalem İzzehebe İzzehebe Hemen aynı şekilde burada görüyorsunuz Bu sefer iki tane harf yani misli misli e, Birbirine uğramış derler Tecvid dilinde Ve katte halü Ve katte halü Ne yapıyoruz Ve kadı ayrı okumuyoruz Dahalu ayrı okumuyoruz. Birleştirerek idgam yaparak yani idgamı mislein yaparak tatbik etmiş oluyoruz. Ve kad dahalu evet idgamı mislein de demek ki misli misline aynı harf peş peşe gelirse diğer e, harfi hareketsiz olan harfi harekeli olan harfe idgam etmiş oluyoruz. Daha sonra hangi konu işlemiştik? İdgamı mütecaniseyn. Bu ne demekti? Evet yine idgam her zaman diğer konularda geçtiği gibi idgamı artık ne yapıyoruz? Birbirine katmak, şedde varmış gibi okmak. Yani harfe harfe katmak, üzerinde şedde varmış gibi onu e, tatbik etmek diyeceğimiz bir e, konuydu idgam. Bir de mütecaniseyn. Mütecaniseyn neydi? aynı cins harfin yine peş peşe gelmesiyle birinci harfin e, yine cezimli ikinci harfin harekeli ama orijinal tarifi nasıldı? Evet. Mettehade mahrecen vaktelefe sıfaten. Bu ne demekti? Evet. Mahreçleri bir sıfatları farklı olan yani aynı yerden çıkıyor ama ee, seslerinde sıfatlarında ne vardı? E, ee, farklılıklar vardı. İşte o harfler birinci grup neydi? T, dal, ba. Bunlar bir öncesi cezimli, ikincisi harekel olunca ne yapıyoruz? Cezimli olan harfi harekel olan harfe idgam etmiş oluyoruz. Hemen uygulayalım. Qalet taife. Qalet taife. Gördüğünüz gibi T harfini artık ne yapıyoruz? Da harfine idgam ediyoruz. Hemen diğer kelime. Besalt T. Besalt T. Burada dikkat etmemiz gereken efendim da harfinin o sıfatını farklı dedik ya sıfatları. Mesela T harfi ince harftir. Efendim mütbeka diye sıfatı yoktur ama da harfinin mütbeka yani dili e, tavana yapıştırmak geliyor. Damağa yapıştırmak gerekiyor. Dolayısıyla burada mahreçleri aynı ama sıfatlarında farklılıklar var. Dolayısıyla buradaki da harfinin de sıfatını ortaya çıkarmamız gerekiyor. B t şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Yine diğer kelime ve in erattüm burada da dal harfini t harfine idgam etmiş olduk. ehattü yine benzer besat de olduğu gibi burada da e, sıfatlarını ortaya çıkarıyoruz. Dağ harfinin kalınlığını, kalınlık sıfatı, mütbeka sıfatı bunların bilgi bilginiz olsun diye böyle söylemiş oluyorum. Bu şekilde sıfatların isimlerini, daha detaylı bilgileri efendim yüz yüze eğitimde ve kitaplarda bulabiliriz tabi. Diğer gruptaki hemen peltek grubu F harfi, vel ve Z harfi yine bir araya gelince ne yapıyoruz? İdgam yapıyoruz. Hangi idgam? İdgam-ı mütecanisein. Hemen bakıyoruz. Yelhevvelike Burada gördüğünüz gibi F harfi cezimli olduğu için harekeli olan harfe katmış oluyoruz. İdgam yapmış oluyoruz. Dolayısıyla Yelhevvelike Burada da benzer idgam. İzzalemü Zel harfini Z harfine de idgam yapmış olduk. Hemen Üçüncü gruba bakıyoruz. Burada hangi harfleri görüyoruz? Mahreçleri bir sıfatları farklı harflerin bir araya geldiğini görüyoruz. B ve M, yani mim, B gördüğünüz gibi dudaklardan, dudaklarımızla çıkarıyoruz. Yani aynı yerden çıkışlar var ama sıfatlarında farklılıklar var. B harfi çok şiddetli bir harftir efendim. Mim harfi linomer derler. Yani orta bir harftir. Şiddetlikle efendim e, rihfe deriz ona arasındaki bir harftir. Dolayısıyla sıfatlarında bir farklılık var. Hemen uygulayalım. Ya ma'ana Gördüğünüz gibi B harfini artık idgam yaparken ne yapıyoruz? Cezimli olduğu için mim harfine idgam yapıyoruz. Tekrar yapalım. Ya bunay yerken Evet bir de idgamı beyin öğrenmiştik. Onu da ne demiştik? Türkçeleşmiş artık orada Türkçe Türkçe kelimelerden esinlenerek e, hatırlayabileceğimizi düşünerek bunu söylüyorum ben. Yani akraba. Dolayısıyla bu akrabalar kimmiş bakalım? Evet, birinci grup akraba dediğimiz yani yakınlık, kafla kef. Yine bunun orijinal e, tanımını söyleyelim. Ma taqaraba mahrajen ev sıfaten. Burada da mahreçlerinde ve sıfatlarında yakınlığı olan harfler bir araya gelince ne yapıyoruz? İdgam yapıyoruz. Buna da tecvid dilinde idgamu mütegaribeyn diyoruz. Hemen bakalım uygulayalım. Elem nahlukum elem nahlukum burada kaf harfini artık ne yapıyoruz? Kaybediyoruz. Nereye kaybediyoruz? Kef harfinde buluşuyorlar. Yani idgam yapıyoruz. Harf harfe katıyoruz. Dolayısıyla elem nahlukum şeklinde okumuyoruz. Elem nahlukum şeklinde uygulamış oluyoruz. Bir de ikinci grup beyin grubu lam ve ra harfi. Ama lam harfi ile ra'nın bir özelliği olduğunu söylemiştik. Mutlaka idgam yapabilmemiz için ya da bu tecvid idgamın bir mütekâribeyn olabilmesi için lam harfinin önce gelmesi gerekiyor. Berrafehullah. Gördüğünüz gibi lam harfi önde ve cezimli ra harfi harekeli ve Lam harfini harekeli olan ra'ya e, ra katmış oluyoruz. Berfa'ahullah. Evet bakalım. Bir de bunu söyledim ama e, örneğini e, söylememiz bakımından e, lam'la ra harfi idgam olabilmesi için demiştik ya. Önce lam gelmesi lazım. Eğer ra gelirse bu şekilde Efendim idam yapmıyoruz ya. Ra harfini belirgin bir şekilde okuyoruz. Evet. Veğfirlene. <laughs> Hemen bu örneğe bakıyoruz. Feğfirlene. <laughs> <laughs> yani feğfillene <laughs> demiyoruz. Bu çok bildiğimiz kelime çünkü. Rabbenağfilli <laughs> duası var daha. Son derslerimizde onları inşallah çalışacağız birlikte. Onun için e, burada hatırlatmış olalım. Fe'ğfillene şeklinde idgam yapmıyoruz. Fe'ğfillene diyerek ra harfini belirgin bir şekilde okumamız gerekiyor. Evet. Biz yine bu öğrendiklerimizi ayeti kerimeler üzerinde ne yapacağız? Uygulayacağız. Evet hangi sayfayı bakalım? Kur'an-ı Kerim'in 280 9. sayfa. Bunun üzerinde ne yapacağız? Uygulama yapacağız. Hemen birlikte okumaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inkadu la yastafizunke min al-ard li minha ve izen <Sessizlik> la Vıda, la yalbthun xilafk ila qalila diyor ve bu dersimizi burada sonlandırmış oluyoruz ve bir sonraki dersimizde bu ayetlerle birlikte tecvidleri tekrar etmeye çalışıp iyice öğrenmiş olacağız inşallah. Şimdilik hoşçakalın, mutlu kalın. Merhabalar sevgili Diyanet TV izleyenleri. Ahlak dersimize hoş geldiniz. Bugün yine çok farklı bir konumuz var. Bugün İslam'ın insan haklarına yaklaşımını işleyeceğiz inşallah. Kıymetli izleyenler, İslam'da insan haklarına verilen değeri anlayabilmek için dünyanın İslam'dan önceki durumuna kısaca bir göz atmak faydalı olacaktır. Şöyle ki, Dünya yüzündeki bütün devletler monarşi ile idare edilmekteydi. Başta bulunan kral, hükümdar veya imparator, idare ettiği halk üzerinde tam bir yetki sahibiydi. İstediğini asar, dilediğini sürer, kimseye karşı yaptıklarından hesap vermek zorunda kalmazdı. İnsanlar sınıflara ayrılmıştı. Hükümdarın yakın çevresi, akraba ve hısımları yani asilzadeler imtiyazlı bir sınıftı. Bunun yanı sıra horlanan, hakları çiğnenen geniş bir halk kitlesi de ayrı bir sınıfı meydana getirirdi. Ki sınıflar arasında derin uçurumlar vardı. Kölelik en vahşi bir şekilde uygulanıyordu. İnsan haysiyeti ayaklar altına alınmıştı o dönemde. İnsanlar ırk ve renklerine göre farklı muamelelere maruz kalırlar. Soy sop üstünlüğü, yegane üstünlük ölçüsü kabul edilirdi. İnsanlar akıl, bilgi, kabiliyet, ahlak ve faziletlerine göre değerlendirilmezlerdi. Temel hak ve hürriyetlerin hiçbiri yoktu. Din ve vicdan hürriyeti, mülkiyet hakkı, mesken edinme hürriyeti, fikir hürriyeti gibi temel hak ve hürriyetlerin hiçbirisi sıradan bir vatandaş için söz konusu bile değildi. İnsanlar e inanç ve fikirlerinden dolayı olmadık zulüm ve eziyetlere maruz bırakılır. Vicdanlar baskı altında tutulurdu. Kıymetli izleyenler hukukun temel prensipleri ayaklar altındaydı. İşte dünya böylesine karanlık bir tablo içindeyken İslam dini geldi ve insanlık tarihinin en büyük inkılabını gerçekleştirmişti. 1789 yılında insan ve vatandaşlık hakları beyannamesi bildirilmiş olsa da Hz. Peygamber ondan 1157 yıl önce miladi 632 yılında 100 binden fazla Müslümanın karşısında veda hutbesini aslında ilk beyannameyi zaten bildirmişti. İslam'ın insan haklarına getirdiği yeni esasların batıdaki insan hakları mücadelesi üzerinde de büyük tesiri olmuştur. İnsan olmaktan gelen değerlilik herkesi kuşatmıştır. Kadın, erkek, büyük, küçük, siyah, beyaz, zayıf, kuvvetli, fakir, zengin hangi din ve milletten, ırk ve renkten olursa olsun bu şefkat gölgesi hepsini içine almıştır. Bu suretle İslam dini her ferdin kanını kanunsuz olarak dökülmekten, ırzını çiğnenmekten, malını gasp edilmekten, meskenini tecavüzden, nesebini bozulmaktan, vicdanını baskıdan korumuştur. İnsanlık şeref ve haysiyetini gerçek bir teminat altına almıştır aslında. Peki İslam'ın insanlığa getirdiği temel hak ve hürriyetler nelerdir? Bunları maddeleştirerek hep birlikte görelim isterseniz. Birincisi İslam ırk ve renk ayrımına son vermiştir. Bütün insanlar Hazreti Adem'den gelmiştir. İnsanın ırkını ve rengini kendi seçmesi mümkün değildir. Bu tamamen Allah'ın takdiri iledir. İnsanların böyle bir konuda farklı görmek, bazı ırk ve renkleri kınayıp bazılarını üstün kabul etmesi İslam açısından olduğu kadar insani açıdan da son derece yanlış ve zararlıdır. Hüc Allah Kur'an-ı Kerim'de "Ey insanlar" Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Her şeyden haberdardır. Görüldüğü gibi insanların ayrı ırk ve renkten oluşu birbirlerine üstünlük için değil, tanışıp yardımlaşmaları içindir. İslam'ın bu anlayışına ışık tutacak bir hadise de şöyledir. Ashabtan Ebu Zer Hazretleri Bilal Habeşiye bir gün kızmış ve ona demiş ki: "Siyah kadının oğlu." Annesinin renginin siyahlığından dolayı onu ayıplamıştı yani. Bu durum Hazreti Peygambere haber verilince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son derece kızmış ve Ebu Zer'e şunları söylemişti: "Ey Ebu Zer, sen Bilal'i annesinin renginden dolayı ayıplamışsın öyle mi? Demek ki sen hala cahiliye zihniyeti taşıyorsun. Bir anlık öfke ağzından çıkan ve kendisinin de istemediği bu sözden dolayı Ebu Zer Hazretleri çok üzüldü, çok pişman oldu tabii. Ağlamaya başladı ve kendini yere atarak yüzünü toprağa yapıştırdı ve şöyle dedi. Bilal ayağı ile yanağıma basıp çiğnemedikçe Vallahi yüzümü yerden kaldırmayacağım. Bilal Habeşi'den tekrar tekrar özür diledim. Evet ikinci maddemize de bakalım isterseniz. İslamiyet soy sop üstünlüğüne ve bununla övünmeye de son vermiştir diyoruz. Ashab-ı kiramın bulunduğu bir mecliste saat bin Ebi Vakkas sahabenin ileri gelenlerinden bazılarına neseplerini saymalarını teklif etti. Kendisi de bu arada kendi soyunu baştan sona sıraladı. Topluluğun içinde İran asıllı Selman'ı Farisi de vardı. Onun Kureyş ileri gelenleri gibi övünebileceği meşhur bir nesebi yoktu. Soyunu teferruatlı olarak da bilmiyordum. Hz. Saad ona nesebini saymasını teklif edince o bu teklifi son derece yadırgamış ve cevaben şöyle demişti. Ben oğlu Selman'ım. Nesebimi sizin gibi bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. O da Allah'ın beni İslam ile şereflendirdiğidir. Saad'ın lüzumsuz, aynı zamanda cahiliye devri zihniyetini andıran bu nesep sayma teklifinden Hazreti Ömer de rahatsız oldu. Selman'ın bu manidar cevabı o kadar hoşuna gitti ki ben de İslam oğlu Ömer'im diyerek Hazreti Selman'ın cevabına nazire yaptı. Hadiseyi Hazreti Peygamber Aleyhisselam duyunca o da Selman'ın cevabını çok beğenmiş. Selman bendendir, benim ailem ehli beytimdendir buyurmuşlardır. Hz. Peygamber ayrıca Kureyş'in en soylu ailelerinin kızlarını azatlı kölelerden olan bazı sahabilerle nikahlayarak soy sop üstünlüğüne dayanan cahiliye zihniyetini de yıkmıştır. Üçüncü maddemize bakalım. İslamiyet halka idarecilerini kontrol ve denetleme hakkı getirmiştir devlet idaresinde keyfi tasarruflara, zulümlere, haksızlık ve kanunsuzluklara son vermeyi hedeflemiştir. Hz. Ebu Bekir halife seçildiği zaman halka yaptığı konuşmasında bu hususu şöyle dile getirmiştir. Ey insanlar sizin en iyiniz olmadığım halde başınıza idareci seçildim. Vazifemi İslam'a uygun şekilde yaparsam bana itaat edin. Doğru yoldan saparsam beni ikaz edin. Hazreti Ömer de halifeliği sırasında bir gün camide Müslümanlara ben doğru yoldan ayrılırsam ne yaparsınız diye sordu. Onlar da seni kılıçlarımızda doğrulturuz cevabını verdiler. Hazreti Ömer bundan son derece memnun kalmıştı. Dördüncü maddemize bakalım. Fikir ve vicdan hürriyeti getirmiştir İslamiyet. Kişinin bu hakkını tanımamak onu öz benliğinden sıyırıp hayvanların seviyesine indirmek demektir. Bu sebeple İslam, fikir ve vicdanların baskı altında tutulmasına kesinlikle izin vermemiştir. Dinde zorlama yoktur prensibiyle İslam, inanç esaslarını kimseye zorla kabul ettirmeyi doğru bulmamıştır. Beşinci maddemize bakalım. İslamiyet kölelik müessesesine büyük bir titizlikle eğilmiş, onu hukuki bir statüye kavuşturmuştur. İslamiyet'in bütün dünyada yaygın olan bu müesseseyi tamamıyla ortadan kaldırması elbette beklenemezdi ama kölelikten hürriyete geçiş yollarını artırıp kolaylaştırarak köleliğin dolaylı olarak ortadan kalkmasını sağlayacak formüller ortaya koymuştur. Altıncı maddemize bakalım. Mülkiyet hürriyeti getirmiştir İslamiyet. Evet, İslam ferde mülkiyet hakkı tanımış, ona bu duygusunu meşru şekilde tatmin etmesi için zemin hazırlamıştır. İslam'ın tanıdığı mülkiyet hakkına sahibinin izni olmadan hiçbir şekilde müdahale edilemez. 7. maddemize bakıyoruz. Hukukta eşitlik getirilmiştir. İslamiyet bütün insanları hukuk önünde bir tarağın dişleri gibi eşit kabul ediyor. Şahısların İctimai durumuna, soyuna göre imtiyazlı muamele yapılmasına müsaade etmemiştir. İslam'da kanun hakimiyeti ve hukukun üstünlüğü esas. Bir devlet reisi ile halktan biri kanun karşısında eşit muamele görür. Suçlu olan devlet reisi bile olsa mutlaka cezasını görür. Fatih Sultan Mehmet'in bir Rum mimari ile, Hazreti Ali'nin bir Yahudi ile, Selahattin Eyyubi'nin bir Ermeni ile hakim huzuruna çıkması da bunun en çarpıcı örneklerindendir. 8. maddemize bakıyoruz. Cezaların şahsiliği ve kanuniliği. Evet, İslam'da kanunsuz ceza olmaz ve ayrıca suç işleyenin yerine başka birinin cezalandırılması da söz konusu değildir. Cezaların şahsiliği prensibi En'am suresi 164. ayette şöyle ifade edilmiştir. De ki Allah her şeyin Rabbiyken ben ondan başka bir Rab mı arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. Ve o hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir buyuruluyor. Evet diğer maddemize bir bakalım. Mahkemelerin bağımsızlık ve tarafsızlığını getirmiştir İslamiyet. İslam'da adalet müessesesi olan mahkemeler her türlü dış baskıdan, şahsi kin ve garazlardan, keyfi tasarruflardan uzak tutulmuş, hakimlerin tarafsızlıklarını kaybetmemelerine e, müsaade edilmemiştir. İslam mahkemelerinde devlet reisleri sıradan vatandaşlarla birlikte hakim önüne çıkmışlar. Suçlu görüldükleri takdirde de cezalandırılmışlardır efendim. Diğer maddemize bakıyoruz. Mesken masuliyeti ve hususi hayatın dokunulmazlığı. Evet İslam'da şahsın hususi hayatına karışmaya, meskenine izinsiz girmeye kimsenin hakkı yoktur. İnsanların gizli hallerini araştırmak İslam'da kesinlikle yasaktır. Diğer bir maddemize bakalım. Seyahat hürriyeti. İslam'da seyahatin ibret almaya ve sıhhat bulmaya sebep olduğu kabul ediliyor. Bu sebeple de seyahat yapılmasına teşvik edilmiştir. Diğer maddemize bakıyoruz. Yaşama hakkı, can, mal ve namusların tecavüzden korunma teminatı. Bu husus veda hutbesinde Allah Resulü tarafından en güzel bir şekilde ortaya konulmuştur. İnsanlar, bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehir ise, can, mal ve namuslarınız da öyle mukaddestir. Her türlü tecavüzden korunmuştur buyurmuşlardır. Evet, diğer maddemize bakıyoruz. Sosyal güvenlik İslam dini insanın yaşlılık, hastalık, felaket ve kazalar karşısında mağdur ve perişan olmaması için onu himaye etmiş, getirdiği sosyal güvenlik tedbirleriyle muhtaçların geleceğini teminat altına almıştır. İslamiyet her şeyden önce insanları çalışmaya sevk ederek mali bakımdan kendilerini güvenceye almalarını teşvik etmiştir. Ayrıca getirdiği çeşitli tedbirlerle onlara aile içinde, komşu ve akraba muhitinde ayrı bir güvenlik sağlamıştır. Bütün bu güvenlik tedbirleri yetersiz kaldığı yerlerde de devlet bizzat ferdin güvenliğini teminat altına almıştır. Zekat müessesesi ve vakıflar en mükemmel sosyal güvenlik kurumlarıdır bu yüzden. Diğer maddemize bakıyoruz. İslam çalışma hürriyeti, ücret adaleti ve eşitliği getirmiştir. Diğer maddemizde çocukların himayesi konusunda e, ciddi e, çalışmalar yapmıştır. Ve son maddemiz temel eğitim mecburi ve parasızdır diyoruz. Evet, bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Müzik